Eskişehir'de Türklerin sarı saçlı mavi gözlü Türk var mı? Sarı saçlı mavi gözlü kaynaklarda böyle bir şey yok yani esasında. Sadece Kırgızların şeyi anlatılıyor. Kırgızlarda bazı Kırgızların şey var Sibirya'da yaşayanların ama zaten bugün de biliyoruz ki Karadeniz'in kuzeyindeki çoğu Türkler mavi gözlü. Kumanlı gibi renkli gözlü. onlar var. Kuzey Türkler arasında yeşil mavi gözler var. Yani ha, var. Var. Var tabii. Hocam şu şeye bir açık cevap verir misin? Deminden beri o soru geliyor değişik seyircilerden. Şu Türk piramitleri denilen yapılar var mı? Bunda böyle bir şey var mı? Nedir? Şimdi Türk piramitleri diye bir şey yok. İnsanlar neyi piramit zannediyor biliyor musunuz? Hun imparatorlarının imparator mezarları kurgan şeklinde. Yani milattan sonraki 1-2. yüzyıllar Han hanedanının son şey imparator mezarlarını daha sonra taraçalandırarak kurgan ne? Kurgan mezarlar. Mezarlar höyüğün tam şeyi. Höyük ne? Hocam Suni Tepe. Hocam bir şey yapsın. Suni Tepe. Suni Tepe. Ben zavallı bir gazeteciyim. Sonra yapılmış bir tepe evet. Diyelim. O mezarlar daha sonra taraçalandırılarak meyve tarıma daha çok işte meyve ağaçları ekilmiş şeyden. Ha. Onlara şey deniyor. Bizimki de onları uçaktan görünce 2. Dünya Savaşı sırasında o şeyden geçen bir Amerikalı subay pilot fotoğraflarını çekmiş ve bunların piramit olduğunu iddia etmişler. O günden bugüne söylenip duruyor. Şimdi hep aynı şey. Yani bir deli bir şey. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Bir deli bir şey yaptı. Kuyuya taşatmış. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Bizim de asla bir şey yapmam. Bizim yoksa gelişme olmaz ki bir duvar çekersek. Dedik. Ama ben şöyle bir şey yaptım. Geçen seneki Çin gezimde evet. Bütün imparator mezarlarının kitabını aldım. Küçük bir şey olarak elimde teker teker. Onu saklıyorum. Ve şunu diyorum, piramit olduğunu söyleyenlere birkaç tane fotoğraf dolanıyor ortalıkta. Eğer varsa göstersin fotoğrafları. Görelim. Yani böyle bir şey yok diyorsunuz. Yok. Tarım bir de piramit dediğin şey cebe sığacak bir şey değil ki ya. Ya bir, Erhan Türkler niye piramit yapsın ya? Hayır piramit yapacak kadar zaten şehirli şey bir toplum olsalar şehir olurdu. Sosyal yapıyor, ters. Tabii. Ya, sosyal yapıyor, işçi çalıştırmak yok. Beyler cinsiyetini konuşacağız. Ya, işçi çalıştırmak yok. Kölelik yok, yani yok. O kadar zenginlik yok. Niye yaptırsın? Dinen de yaptırmaya gerek yok yani. Değil mi mesela Mısır'da o Sümer'deki ziguratlarda olsun tabii, Mısır'da çok. Bir dinen bir ihtiyaç var. Öyle bir şey yok. Ama biz abartıyı sevdiğimiz için öyle geliyor. Ha biri çıkarsa bu Türk piramidleri de ispat ederse ben zaten kabul ederim. Karşı çıkmam. Bir bakarız. Değil mi o? Hocam Göktürk mü Köktürk mü? Hocam esas yazılı şeyi iki yerde geçiyor. Bilge Kağan yazıtının Doğu Yüzü'nün 3. ve 4. satırlarında Köktürk olarak geçer. Ama Türkiye Türkçesinde Göktürk olarak yerleştiği için tarihçiliğimizde böyle olması lazım. Ama esas şey olarak tabii ki yazıtlarda ve kaynaklarda Türk İmparatorluğu'dur. Türk Kağanlığı'dır. Yani Türk yani Göktürk diye Köktürk diye bir şey yok aslında. Türk Devleti. Evet, Türk Devleti. 1896 yılında Alman Türk olarak Willy Bank bir makale yazıyor ve bunu teklif ediyor. O günden bugüne herkes Türkiye'de Göktürk diyoruz. Ama tarihçiliğimiz artık bu yerleşmiş. Bunu değiştirmenin bir anlamı yok. Yok. Bence hiç zorlamaya da gerek yok evet. Diye düşünüyorum. Göktürk diye. Yani Göktürk olarak demek daha doğru. Tabii. Efendim Eyüp Bey sormuş da ben bu Valide Sultan ritüeli için şey demedim ben. Bir dakika. Ha, o tavsiyeye gittiğini ben söylemedim. Gelecek. Çünkü ne o? Avucu kaçınıyormuş hocam da. Para geliyor hocam. Bekliyorum. O şey neydi o kıvrık dallarını yazdığınız adam? İyi para getirecekti. Getirecek i̇nşallah, çok. İnşallah. Çok zengin olacak. Zaten biliyorsun kanuni bile hocaların o sergileri vardı ya işte muhteşem süre yapılan şeyler. O sergilerde kadar gezmemiştir. Doğru. Amerika'dan şeyine katılarsınız. Efendim şey kesildi. Valide Sultan ritüeli Orta Asya'dan geliyor demedim ben. Valide Sultan ritüeli görebildiğimiz kadarıyla bir Nakşi zikridir.
Ama Orta Asya'ya gidiyor mu o şekilde mi? Yani oradaki Nakşibendi zikri mi onu bilemiyoruz. Çünkü Nakşi zikri hakkında... Hayır, Valide Sultan ritüeli. Valide Sultan ritüeli için efendim hiçbir şey yok. Bilinen, daha önce söz ettiğim bana, yani aile mensuplarının anlattıkları. Onlar da büyüklerinden işitmişler ama tam nasıl yapılıyor, ne ediliyor? Çünkü hiç Valide Sultan olmadığı için çok uzun zamandır Sultan Reşad'ın bile annesi hayatta değil. Hiçbirinin değil. Abdülhamit'in hayatta değil. 5. Murat'ın hayatta bir tek. Evet. Yani son Valide Sultan 1870'li senelerdedir.